Merhabalar, Büyük Beyaz File'e hoş geldiniz. Şimdi arkadaşlar, oyuna Fransız Süper Kruvazör ağacı eklendi ve bu ağacın 8. 9. ve 10. seviye üyelerinin henüz doblonla para <laughs> harcayanlara verildiği etkinlik aşamasındayız. E haliyle bu etkinliğe dahil olan bir başka şey de tabii ki bu ağaçla beraber bu ağacın karakteristiğini barındıran fakat ağaç gemilerinin aksine ilginç bir seviyede yer alan bir başka süper kruvazör. O da ekranda görmekte olduğunuz 7. seviye premium Fransız süper kruvazörü Toulon. Şimdi arkadaşlar Toulon diye bir gemi yok. Yani orada bir anlaşalım. İkincisi de Süper kruvazör nedir? Esas ona değinmek istiyorum. Arkadaşlar World of Warships'te 240 mm'den daha büyük top kalibresine sahip olan kruvazörlere süper kruvazör deniyor. Neden? Çünkü bu kruvazörlerin top kalibresi, top büyüklüğü, mermi büyüklüğü o kadar büyük ki diğer kruvazörlere zırhlı gibi vuruyorsunuz. Yani tokat atmaya yelteniyorsunuz ama elinizin ayarı biraz fazla kaçıyor, yamultuyorsunuz. Süper kruvazörlerin olayı budur. Ancak şu ana kadar World of Warships'te süper kruvazörler sadece 9. ve 10. seviyeyi kapsıyordu normalde. Ancak son bir yılda Hollanda kruvazör ağacının eklenmesiyle birlikte 8. seviyeye bir süper kruvazör olan Harlem eklendi. Ve ona ek olarak premium'a da şey geldi, Kongres. Gel gelelim 8. seviyede bu gemilerle baş edebilecek kruvazörler varken... 7. seviyede bir süper kruvazör yerleştirdiğinizde ortaya eşi benzeri olmayan bir manzara çıkıyor. Şimdi şunu belirtmekte fayda var. 7. seviyede 305 mm kalibresinde topa sahip başka bir kruvazör yok. Dolayısıyla 7. seviyede bu bir ilk. Ancak daha da ilginci 305 mm'den daha küçük top kalibresine sahip zırhlılar var 7. seviyede. Scharnhorst 283 mm. Hatırlatırım. Dolayısıyla Tulon e, oyuna gerçekten 7. seviyede farklı bir soluk, farklı bir heyecan, farklı bir konsept getiren bir gemi. Peki iyi mi diye soracak olursanız. Şunu baştan belirteyim. Tulon oynaması çok zevkli. Ancak bu zevki biraz da oynamasının meşakkatli olmasına bağlıyor. Ya da şöyle izah edeyim. Tulon'da başarılı bir maç çıkardığınız zaman inanılmaz bir tatmin, mutluluk ve haz hissediyorsunuz. Çünkü Tulon her ne kadar neredeyse bir zırhlı gibi tokatlasa da arkadaşlar bir kruvazörden çok daha yumuşak hasar yiyebiliyor. Tarih kısmına hiç girmiyorum çünkü Tulon diye bir gemi hiç olmadı. Ekranda görmekte olduğunuz gemi de esasında World of Warships'te yer alan 6. ve 7. seviye Fransız zırhları olan Strasbourg ve Dunkirk'ün tasarımlarına giden tasarım aşamasındaki çizim ve projelerden biriydi. Hatta şöyle göstereyim. Bakın 6. seviyede Dunkirk'ün yani ana batarya dağılımı, konsepti falan aynı. Sadece üst yapı falan daha değişik. Top kalibresi de birazcık fazla. 330 ki aynısı Dunkirk'ün kardeşi olan Strasbourg için de geçerli. Onda da aynı durum. Ha. Toulon'da fark ne? Arkadaşlar Toulon'da fark şu. Toulon'un top kalibresi 330 değil 305. Dolayısıyla lan bunu alacağım ama Strasbourg alırım diyenler hemen atlamasın olaya. Top kalibreleri farklı. Ve buna ek olarak üst yapı itibariyle Toulon'u şurada gördüğünüz şu tripod yani 3 ayaklı kulesi tamamen e, 1925 ile 1935 yılları arasındaki gemi tasarımlarında yer alan bir konsept. Dolayısıyla dolayısıyla Toulon için e, erken dönem bir Dunkirk konsepti diyebiliriz. Ancak şöyle bir durum var. Tulon az önce de söylediğim üzere her ne kadar zırtlı gibi tokatlayabiliyorsa da bir kruvazör gibi yumuşak yiyor, hatta baya yumuşak yiyor. Bunun sebebi de şu, bu bir süper kruvazör olduğu için arkadaşlar gövdesi normal bir kruvazöre nazaran çok daha büyük. Bundan ötürü dev bir hedef. Ama velakin insanlar diyecek ki ya ben burun dönerim, tanklarım. Tanklayamazsın güzel kardeşim. Sebebi de şu. Sırh yapısına baktığınız zaman arkadaşlar Tulon'da gördüğünüz şey üst yapının birazcık seyrekçene dağılmış şekilde olduğu ki bu onu biraz da olsa patlayıcı mermilere karşı dayanıklı yapıyor. Yani aralarından falan geçip gidebiliyor mermiler. Ancak dikkat etmenizi gerektirdiğim kısım şu. 16 mm burun 16 mm kıç. Bir destroyer zırhı olan 16 mm'lik kaplamalara sahipsiniz burun ve kıçta. Taretlerinizin önü neredeyse dik olduğu için taretleriniz çok kolay kırılabiliyor. Taretleri çektiğimiz zaman, hatta burnu da çektiğimiz zaman burada zırh yapısına görebiliyoruz. Öncelikle ne görüyoruz? 30 milimetrelik bir güverte var. Kolay delinebilir. Patlayıcı mermiler bile çarkına sıçar bunun. Patlayıcı bombalar bile çarkına sıçar bunun. Patlayıcı mermiler zaten etkili. Üst yapıyı kaldıralım. Üst güverteyi de kaldıralım. Şurada gördüğünüz köşk. Köşkün yan taraflarında 25 milimetrelik torpido savunmalarına torpido savunmaları içeren bir yan kaplama var. Onu da çıkardığımızda gördüğümüz bu köşkün tabanı 30 milimetre, yanları 60 milimetre. Ancak üst güverteyi de eklediğimizde gördüğümüz şey bir kaplumbağa sırtına sahip oldu. Gel gelelim kaplumbağa sırtının yüzeyi 25 milimetre. Yan kaplama 170 milimetre. Arkadaşlar hiçbir şekilde büyük kalibreli özellikle herhangi bir zırhlıya yan vermiyorsunuz. Ne yakından ne uzaktan. Sebebi de şu. Uzaktan yan verdiğinizde dikine gelen mermiler eğer ki şura, şuradan şuradan delip böyle yani şu sarı kısımdan delip içeri girer ve şu 25 mm'lik kaplumbağa kabuğu şeklindeki zırhı delerse direktman köşküyorsunuz. Ha olur zaten yakından yan verirseniz. Yakından yan verdiğiniz zırhların, mermilerinin hem kalibresi büyük hem de mesafe çok kısa olduğu için mermilerin çıkış hızı çok yüksek olacağından ötürü yani zırh kalınlığı veya zırh şekli dinlemeden haşırt diye gireceklerdir ve köşk atacaklardır size. Şunu da belirtmekte fayda var. Burada gördüğünüz üzere Tulo'nun köşkü su, üst, su üstünde, su üzerinde. Bundan ötürüdür ki arkadaşlar iki etmen, geminin ince zırhı ve e, biraz zaaflı zırh yapısı ve buna ek olarak çok büyük bir gövdesi olması sebebiyle Toulon tanklama kabiliyetine sahip olmayan kocaman bir kruvazör. İnsanlar ana bataryası ön tarafta toplandığı için burun döner silüet küçültür tanklarım diyor. Ancak arkadaşlar şöyle burun döndüğünüzde şu zaten 16 milimetrik mm, mm eee kağıdı delebilen her türlü mermi direktman şuraya girerse köşk atıyor size burundan. Hoşurt diye aynı şey kıç kısmı içinde geçerli. Ancak kıçtaki avantajınız kıç kısmındaki köşkün çok daha ince olması. Dolayısıyla burun dönmüyorsunuz arkadaşlar kesinlikle. Peki tulon nasıl oynanmalı? Arkadaşlar Toulon'u tipik bir Fransız kruvazörü gibi hareketli bir şekilde ve açık suda oynuyorsunuz. Bu gemiyle asla statik ve sabit durmuyorsunuz statik ve sabit bir oynayış, bir taktik benimsemiyorsunuz. Yoksa çarkınıza sığ çağırlar, canınızı okurlar. Tulon her ne kadar büyük ve ağır vurabilme kapasitesi olan bir gemi dahi olsa asla tek başına kahramanlık yapmayı becerebilecek kapasitede bir gemi değil. Duruma göre tabii ki. Şimdi Tulon'u aldığınızda göreceğiniz şey Tulo'nun tam 5 e, tane saf malzemesine sahip olduğu. Nedir bunlar? Tamir. İkincisi hidroakustik ve defansif hava savunma arasında gidebiliyorsunuz. Tavsiyem hidroakustik almanız. Hava savunmanız zaten e, tırt. Gördüğünüz üzere e, %20 motor hızlandırma var. Destroyer motor hızlandırması çok iyi. Gerçekten zaten geminin hızı 30 notken 36 nota falan çıkıyor. Nefis. Avcı gelebilecek uçak gemilerine karşı az da olsa bir savunmanız var ve son olarak can basma. O da niye? Çünkü zırhınız çok ince, zırh yapınız zaaflı. Halde bunu kompanse etmek için az da olsa oynanabilirliği dengelemek için can vermişler ki bence doğru bir şey. Yükseltmelerde birin biri süper kurvazör olduğunuz için yangın ve su almalardan çok hasar alacağınız için tavsiyem ikinin birinden gitmeniz. Üçüncü seviyede zaten hep söylüyorum. Üçüncü sırada nişan alıp ateş edebilen her şeyde nişan alma modifikasyonu bir alıyorsunuz. Ve son olarak bu kruvazörü bir açık su gemisi olarak oynayacağınız için dönüşe veriyorsunuz. Kaptana geldiğimizde ise şurada gördüğünüz üzere ben böyle bir şey gittim. Ancak siz farklı bir şey de yapabilirsiniz. Ben ne gittim? Benim önceliğim top besleme oldu sonra öncelikli hedef. Çünkü her ne kadar zırhlı gibi vurabiliyor olsa da bu sonuçta bir kruvazör ve kruvazörler yumuşaktır. Ağır hasar alır. Dolayısıyla kaç taretin size döndüğünü daha onlar sıkmaya başlamadan bilmek sizin için can kurtarıcı hamleler yapmanıza sebebiyet verebilecek bir avantaja dönüşüyor. Sonra amir veriyoruz niye? Ekstra bir can. Her sarf malzemesinden ekstra bir taneye sahip olmak nefis bir durum. Ondan sonra da gizlenme veriyoruz. Neden? Çünkü Tulu'nun ana bataryasının haricindeki en büyük silahı gizliliği. Buna birazdan geleceğim. Ondan sonra adrenalin patlaması alıyoruz. Ondan sonra ağır AP mermiler ve taret dönüşü. Kalan 4 puanı isterseniz benim gibi radyo lokasyona verirsiniz veyahut isterseniz şuradaki alt numbered dediğimiz e, birden fazla rakibe karşı kaldığınızda sizin e, hızınızı %8 arttıran ve onların mermilerini dağılımını %10 düşüren, kötüleştiren bir kaptan becerisi bu. Açık su kurvazörlerinde işe yarayan bir e, bir kaptan becerisi bu. Toulon'da radyo lokasyon almazsanız işinizi görebilir ancak ben radyolokasyonu çok daha doğru bir tercih olarak buldum ve öyle kullanıyorum. Şunu belirtmemde fayda var arkadaşlar. Bir tane Toulon hediye edeceğim. Ee, Wargaming böyle bir hak verdi CC'lere. Toulon'u bedava verebiliyoruz. Ancak bunun için bir çekiliş yapacağız. Peki çekilişe nasıl katılacağız derseniz. Aşağıya kullanıcı adınızı ve bulunduğunuz server'ı yazın. Uyarakları avlıyorum. Böyle birden fazla hesaptan girip birden fazla e, hesaptan aynı kullanıcı isimlerini girenleri ben yakalıyorum. YouTube'un böyle bir algoritması var sağ olsun. Dolayısıyla hiç maceraya girişmeyin. Çekilişten de atarım sizi. Kimse kimsenin hakkına girmesin. Bunları dedikten sonra ben size bir tulum maçı göstereyim. Geminin kabiliyeti yapabileceği şeyler konusunda kendi deneyimlerimi sizinle paylaşayım. Şimdi arkadaşlar burada Bilge ile bir maç çıkarmak için girdik. Bu maçı canlı yayında Twitch'te yayınlamıştık. Nefis bir maç oldu. Öncelikle bunu söylemem lazım. Ee, burada hakikaten Tulo'nun neler yapabildiğini, ancak bunları yapabilmek için nelerden vazgeçmesi gerektiğini size anlatacağım ve hatta biraz da bu maç içerisinde de göstereceğim. Öncelikle arkadaşlar şimdi az önce limanda da söyledim. Toulon neredeyse kimi 7. seviye premium zırhların top kalibresine sahip diyebileceğimiz bir top kalibresine sahip olduğu için insanlar hani kruvazör slotuz dolduran bir zırhlı tabirinde bulunabilirler Toulon için. Maalesef senaryo öyle bir senaryo değil. Ha şöyle bir durum vardı. Bu gemi testteyken yani Toulon test aşamasındayken Tulon'da ana batarya dolum modülü vardı arkadaşlar. Hani Fransız Ağaç Kruvazörlerinin sahip olduğu ana batarya dolum modülü. Hani dolumu 15 saniye için %50 düşüren. Onunla oynadığım Tulon maçları inanılmaz zevkliydi ve Tulon her ne kadar aynı kırılganlığa sahip iseydi de ateş gücü yıkıcı tahrip verebilme kabiliyeti şu ankinden çok 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 daha fazlaydı ve biraz da korkunçtu. Bundan ötürü Wargaming ne yaptı? Gitti ana batarya dolu modülünü Toulon'dan aldı. Ama velakin e, mermilerin özellikle delici mermilerin delişini biraz da arttırdı. Kötü mü oldu? Hayır. Güzel oldu. Dengeli oldu. Şimdi az önce de söylediğim üzere Toulon arkadaşlar kesinlikle ve kesinlikle Kruvazör slotu dolduran bir zırhlı olarak görünmemesi gereken bir gemi. Bu gemi herhangi bir 7. hatta kim 6, 6. seviye kruvazörlerin kırılganlığında da sahip diyebiliriz. Tek farkı zırhı bu kruvazörler kadar olsa ve hatta kimisinden daha ince olsa dahi canı bu kruvazörlerden daha fazla olduğu için dayanabilme kapasitesi daha yüksek. Şimdi şöyle bir durum var. İnsanlar diyecek ki Strasbourg mu Toulon mu? Neticede 7. seviyede zırhlı slotu dolduran ve konsept itibariyle Toulon'a çok benzeyen Strasbourg adında bir premium Fransız zırhlısı var. Aradaki fark ne diyeceksiniz? Ona da değineceğim ama önce Toulon'u 7. seviye diğer kruvazörlerden öne çıkaran veya onlarla karşılaştırıldığında bulunduğu noktaları anlatan kimi niteliklerinden bahsedeyim. İlk olarak Tulon 16.8 kilometre menzile sahip. Yani 305 milimetrelik top ve mermiler tabii ki en uzun menzile sahip olmalı diyeceksiniz. Ama kazın ayağı öyle değil. Tulon en yüksek top kalibresine sahip olsa da kruvazörler arasında 7. seviyede. Toulon'dan daha uzun menzile sahip kruvazör var iki tane. Bunlar da ne? 17.3 kilometre ile York ...ve 16.9 kilometre ...Indiana Indianapolis Gel gelelim... E, ...patlayıcı mermi hızı olarak... ...Tulon'un patlayıcı mermilerinin... E, ...905 kilometre... ...gibi... ...saniyede 905 kilometre gibi bir... ...namlu çıkış hızı var ki bu onu... ...en e, nam, yüksek namlu hızına... ...sahip... ...patlayıcı mermilere sahibi olan gemi yapıyor. Delici mermi hasarı... ...8000 e, haliyle... O da birinci sırada. Patlayıcı mermi hasarı 4050. O da birinci sırada 7. seviye kurvasörler arasında. Halil'e bu top kalibresinde bu hasar. Tulo'nun 42500 canı var. O da 7. seviye tüm kurvasörler arasında en yüksek can. Ancak bu dev gövdeyle çelişen bir avantajı var Tulo'nun arkadaşlar. Kaptan becerisiyle kuvvetlendirildiğinde Tulo'nun gizliliği 10.1 kilometreye düşüyor. Ki bu onu yeni seviye tüm kruvazörler arasında en gizli ikinci kruvazör yapıyor. Nasıl? İlginç değil mi? Yani Tulon'dan daha yüksek gizliliğe sahip tek kruvazör 7. seviyede Surrey. O da 9.7. Ancak nerede Surrey, nerede Tulon? Yani Tulon neredeyse bir zırhlının yumruğuna sahip diyebileceğimiz bir gemi. Dolayısıyla bu aşırı yüksek gizlilik bu büyük Top kalibresiyle birleştirildiğinde ortaya gerçekten e, ilginç bir oyun konsepti çıkıyor. Arkadaşlar düşmanın 10 kilometre kadar dibine gidip ağzın ortasına bu şeylerle e, toplarla vurduğunuzda gerçekten bir no oluyoruz falan oluyor düşman. Tabi şöyle bir durum da var. Bunlar tipik Fransız delici mermileri olduğu için aşırı diriş yapmaları da bazen sıkıntı yaratabiliyor. Ama demem o ki arkadaşlar Tulo'nun ana bataryasının büyüklüğü haricindeki en büyük diğer avantajı bu gövdeye ve bu ateş gücüne nazaran aşırı yüksek olan gizliliği. Ve tabi bir de çok çabuk yer değiştirebilme kabiliyeti var ki bu zaten onu Fransız yapan niteliklerin başında geliyor. World of Warships'te de ister Destroyer olun, ister Cruiser olun, ister Zırhlı olun bunların en büyük niteliği çok hızlı olup harita, üst, harita içerisinde, harita üstünde çok çabuk ve kolay yer değiştirebilme becerisine sahip olmalıdır arkadaşlar. Dolayısıyla Tulo'nun e, güçleri nedir dendiğinde vereceğimiz cevaplar ana bataryasının gücü, ateş gücü yani aşırı yüksek gizlilik ve tabii ki bir Fransız niteliği olan çok yüksek hız. Bakın yani ben az önce neredeydim şu an neredeydim. Çok çabuk yer değiştirebildim. Fransız kruvazörleri, Fransız zırhları böyle oynanıyor arkadaşlar. Kaldı ki Toulon aslında 7. seviye tüm kruvazörler arasında en yavaş kurvazör. Bu arada Miyoko öldü. Gördüğünüz üzere. <laughs> Toulon 30 not hız yapabilme kap kapasitesine sahip olan 7. seviyenin en yavaş kurvazörü ancak az önce de söylediğim üzere az önce de söylediğim üzere motor hızlandırmaya sahip olduğu için hızı bir anda 36 nota çıkıyor ve uçabiliyor. Dönüş halkası çok geniş. Sondan ikinci sırada 710 metre bir dönüş halkası var ve son olarak dümen kırma süresine bakacak olursak o da en yavaş dümen kırma süresi ki 11,5 saniye. Gel gelelim yani birçok 7. seviye kurmazörün dümen kırma süresi bu saniyelerde geziyor. Hepsi sadece bir, birkaç milisaniyeyle daha alacak. Arkadaşlar Toulon'da hiçbir zaman böyle başrola falan soyunmayacaksınız. Bu maçta dikkat etmenizi istediğim şey bakın ben ne kadar çabuk yer değiştirdim ki hiçbir zaman bir şey tanklamaya kalkışmadım. hani bir şeyle birebir savaşmaktan ziyade birebire bire girme ihtimali olan bir durumdan bile kaçındım. Kaldı ki orada zaten bire bire olmayacaktı. Karşıda bir sürü gemi vardı ve onlarla hani değil bir tanesiyle üçüyle dördüyle yüzleşmek benim için ölüm anlamına gelecekti. Dolayısıyla her zaman oyun konseptiniz sürpriz yapmak üzerine olsun. Burada Helena öldü. Bakın ben de bu Königsberg'i öldürebileceğim mi? Hemen şöyle bir delici mermi atışı yaptım. Bu arada dikkat etmenizi istediğim bir diğer olay da arkadaşlar. Königsberg'i de öldürdük. Tulon olabildiğince delici mermiyle oynanması, oynanması gereken bir kurvazör. Yani karşınızda bir destroyer'in olacağı, bir destroyer'le karşılaşacağınız kesinse evet gidin o patlayıcı mermileri takın. Ama velakin bir zırhlı veya kruvazörle savaşıyorsanız hiçbir zaman delici mermilerinizden faz geçmeyin. Ama olabildiğince benim gibi sürekli hareket halinde bulunup yer değiştirip insanlara beklemediği açılardan, beklemediği durumlarda sürpriz atışlar yaparak savaşın. Çünkü bu geminin gerçekten bütün olayı bu yüksek gizliliği kullanarak çabuk bir şekilde yer değiştirmek suretiyle sürpriz salvolar yapmak üzerine kurulu. Yani bakın ben haritanın maçın başında neredeydim, şu an neredeydim. Ne kadar çabuk yer değiştiriyorum ve insanlar beni hiç beklemedikleri yerlerden görüp hasar yiyorlar benden ve ölüyorlar. İnsanlar az önce de söylediğim üzere bu gemiyi Strasbourg'la karşılaştıracaklardır. Ancak Toulon ve Strasbourg'un gerçekten farklı olduğu noktalar var. Benzer gibi görünseler de. Yani arkadaşlar, Strasbourg'un tabii ki zırhlı olduğu için menzili çok daha yüksek. 19.1 Toulon'un menzili 16.8. Gel gelelim Strasbourg'un dolumu 25 saniye, Tulo'nun dolumu 28 saniye. Bunu niye yaptılar hiç bilmiyorum. Kaldı ki Strasbourg'un bunun üzerine bir de ana batarya dolum modülü var. Bu arada o London gider mi? Sık tıklandın ama açıl duruyordu. Muhtemelen ölmeyecek. Bu arada biz maçı kaybediyoruz gördüğünüz üzere. En azından şimdilik. Strasbourg zırhlı slotu doldurduğundan ötürü e, ve onun da zırh yapısı çok da mükemmel olmadığını ötürü bunu kompanse etmek için Strasbourg'un dolumunu nispeten kısa tuttular ve ana batarya dolum modülü yerleştirdiler. Ancak Toulon'da ana batarya dolum modülü az önce de söylediğim sebepten ötürü yok. Bu arada London'ı gördük. Tam da mükemmel yan veriyordu. Döndü. Gelişine oturdu ve öldü. Konuya dönersek. Toulon'un mermi hızı Strasbourg'dan daha yüksek. Dolayısıyla mermiler daha çabuk hedefe varıyor. AP hasarları Strasbourg'un 9700 trilyonun 8. Bunun tek sebebi zaten mermi kalibresindeki fark. Strasbourg %35 yangın çıkarıyor. Toulon %17 yangın çıkarıyor. Canı Strasbourg'un 52600, Toulon'un canı ise 42500. Ancak iş gizlenmeye geldiğinde Strasbourg videomu izlemişseniz orada da söylemiştim. Strasbourg'un çok büyük bir sorunu var. Onun da e, gizliliğinin çok düşük olması. Yani Uzaydan görünüyor. Toulon ise Strasbourg'un aksine çok yüksek bir gizliliğe sahip ve bu yüksek gizliliği hızla birleştirdiğinde inanılmaz bir e, yumruk atma kabiliyetine sahip bir gemi. Dolayısıyla Toulon oynanış olarak düzgün oynandığında Strasbourg'dan çok daha kolay oynanışa sahip bir gemi. Bu arada Miyoka'ya bir salvo attım oradan. Öldü mü? Öldü. Şimdi arkamda bir Nagato var. Sağımda bir Vasteras var. Ve biz hala bu maçı kaybediyoruz. Arkadaşlar şimdi bakın. Bu maçı seçmemdeki başlıca sebeplerden biri ekranda görmekte olduğunuz Nagato. Şimdi zaten oyunda Nagato'nun 16 inçlik mermilerini taklayabilecek çok fazla zırhlı yok. Ve siz zırhlı boyutunda bir kruvazör olarak Tulon'la bu tip mermilerle karşılaştırdığın, karşılaştığınızda yaşayacağınız senaryoyu burada görebilirsiniz. Bakın Nagato'nun bana isabet eden her mermisi arkadaşlar beni üzüyor. Çünkü köşk atmazsa bile üst güverte yapısı kalın olduğu için et hasarı da yiyor bu bugün. Bakın şimdi Nagato bir daha sıktı izliyoruz. Burada ıskaladı ancak Arada şu dağılım nefis oluyor. Gördüğünüz üzere Nagato'ya çok güzel dört tane mermi oturttuk orada. Gel gelelim. Nagato'nun her salvosu beni canımı yakabilme kap kapasitesine sahip. Gel gelelim. Bu arkadaş sürekli ıskaladı durdu burada. Ama o Vasteras oradan hem patlayıcı mermi sıkarak hem de torpido atarak bana mikropluk yapıyor. Yangınlar sıkıntı bu gemi için. Neden? Çünkü bu bir süper kruvazör. Yangınlardan ağır hasar alıyor arkadaşlar. Bakın tek isabet eden bir mermi bile benim yaptığım cam basmayı sıfırladı. Burada arada Vasteraz benim ikincillerime menziline girdi. Şunu da belirtmem lazım bu arada. Bu Fransız Süper Kruvazör Ağacı ve Toulon'un ikincileri çok isabetli arkadaşlar. İlginç bir şekilde. Hani bunlarda aslında ikincil gidebilirsiniz. Gidebiliyor olursanız. Gel gelelim işte bunların tepsinin ana bataryası önde olduğu için bütün ikincileri arkada kalıyor. Ve ikincileri devreye sokmak için de ee, düşmana kıçınızı vermeniz gerekiyor. Böyle hani Çok garip bir e, ikincil konsepti var bu gemilerin. Ancak hiçbir şekilde bu gemileri ikincil gittin demek gibi bir saçmalığa başvuracak değilim. Bu gemiler tamamen birer ana batarya gemisi. Ve bu gemileri güçlü yapan da ana bataryaları. Bakın burada karşımda bir destroyer olduğu için direkt patlayıcı mermiye geçtim. Bu geminin patlayıcı mermileri fena değil. Güzel. Ancak Yangın başlatma oranı düşük arkadaşlar %17 ve 28 saniyede bir sıkıyorsunuz. Dolayısıyla patlayıcı mermiler sadece ve sadece destroyer çarpışmalarına karşı kullanabileceğiniz duruma dayalı bir araç. Yoksa her zaman ana bataryanız delici mermileriniz olacak ve her zaman öyle olmalı. Hidroakustik az önce söylediğim üzere bu gemi için önemli. Hava savunması yerine her zaman hidroakustik almanızı tavsiye ederim. Olur da bu gemi size kutudan çıkarsa veya hut satın alırsanız ee, hidroakustikten vazgeçmeyin. Ve son olarak bakın ben burada bir hata yaptım. O da nedir? Destroyer'e fazla yaklaştım. Vasteras şu an benim üzerime yola yapıp direktman beni torpidolayabilir. Dolayısıyla benim jeton sonradan düştüğü için direktman dönme manevralarına başlıyorum ki Allah'tan motor hızlandırmam hala aktif. Ee, çok çabuk bir şekilde hızlanıp dönüş hamlemi normalden çok daha erken bir sürede yaralayabildim. Ancak bu adam torpido attığı için ben orada dönmek yerine hızlandım ki torpidolar arkamda kalsın. Burada ona bir full salvo yaptım. 8 merminin altısı isabet etti. Ve artık son bir salvoyla vastarası bitireceğim. Ancak bu arkadaş oraya da bir torpido attı ve kıçımı geçtiği için şu an dönüş yapamıyorum. Ana bataryamın e, dönüş açıları dışında kalıyor. İyi bir oyuncu iyi bir manevra yaptı orada. Ve ben şu anda ona tekrar sıkmak için sola döneceğim zaman da direktman benim arkama geçmek suretiyle hızlandı. Bakın. Şu an ben ana bataryamı ona getirmeye çalışıyorum ancak bir türlü isabet ettiremiyorum. Fakat ne oluyor? Benim ikinci illerim ona vuruyor ve böyle onun canını okuyup bana bir kraken aldırıyor. Sizi kovalayan bir destoyere karşı bu senaryoyu bu süper Fransız kruvazörleriyle çok rahat yaşayabilirsiniz arkadaşlar. Bu arada tabii şöyle bir durum da var. Bu maç epik bir maç oldu. Yani ka kaybediyorduk bizim takım dağılıyordu. Ancak yukarıda iki tane hafif kurbazı orada çok direndi. Ee, hangileri olduğunu şu an hatırlayamıyorum. Ama velakin o Dallas orada hayatta kalmayı başardı. Ve Fuso'dan yırttı. Fuso bizim kepi almaya çalışıyordu. Fuso'ya o kepi vermedi. Bunun akabinde de Fuso o Dallas'ı öldürürüm diye kepten çıkınca maç bizim lehimize döndü. Demem odur ki arkadaşlar bundan sonra zaten Fuso'ya bir iki tane salva yapacağım ve maç bitecek. Demem odur ki benim deneyimimi soracak olursanız Tulon çok zevkli bir gemi. Gerçekten oynarken zevk veren o gizliliği yüksek hızla birleştirdiğinizde haritada böyle acayip şekillerde yer değiştirip beklemedik anlarda beklemedik yerlerden sıkıp milleti şaşırtabileceğiniz harika salvalar yapabiliyorsunuz. Ha şu var tipik Fransız dispersiyonu bazen mermiler dağılabiliyor bazen cuk diye hepsi yerine oturabiliyor. Ama velakin bir kruvazör olmanıza rağmen bir zırhlının ateş gücüne sahip olmanız bu gemiyi normal bir kruvazörden çok daha büyük ve etkili bir destek ünitesi haline getiriyor. Dolayısıyla sıra 7. seviye olan sıralamalı savaşlarda veya 7. seviye olabilecek klan savaşlarında bence Maya ile beraber bulundurabil, bulundurabileceğiniz en iyi bir iki seçenekten biri olabilir bu gemi. En iyi seçenek demiyorum çünkü duruma göre değişebilir İhtiyaçlar Torpido atmanız gerekebilir. Bu gemide torpido yok ama Maya da var. İkisi de can basabiliyor. Ancak Maya Tulo'nun aksine bütün ana bataryasından faydalanabilmek için yan vermek mecburiyetinde olan bir gemi ancak zırhı Tulon'dan birazcık daha iyi yapı olarak dolayısıyla her geminin avantajı ve dezavantajı kullanım alanına göre değişebiliyor. Ancak 7. seviyede can basabilen bir kruvazör her zaman büyük bir avantaja sahiptir ve takımı içinde büyük bir avantaj konumundadır. Hele ki bu can basabilen kruvazör Tulon'da olduğu gibi çok yüksek bir can havuzuna sahipse ve bir zırhlının ana bataryasına yakın bir top kalibresine sahipse iş birazcık takımınızın adına daha da kolaylaşabiliyor. Tulon'u tavsiye eder miyim? Arkadaşlar Tulon oynaması kolay bir gemi değil. Bunu belirteyim. Yani bu gemiyi kesinlikle bir zırhlı gibi oynamayacaksınız. Kesinlikle bir zırhlı gibi tanklamaya çalışmayacaksınız. Kesinlikle Dunkirk, Strasbourg, Richelieu, Jambart gibi falan oynamaya kalkışmayacaksınız. Unutmamamız gereken altın kural bu bir kruvazör. Bu her ne kadar büyük bir top kalibresine sahip olsa da bu bir kruvazör. Ve bu bir kruvazör gibi hasar yiyor. Dolayısıyla Fransız herhangi bir kruvazör gibi sürekli hareket halinde oynanması gerekir. Benim bu gemi için diyeceklerim bu kadar olur da size kutudan çıkarsa veya satın alırsanız fikirlerinizi belirtin. Bence oynanışı zevk veren bir gibi. Benim deneyimim böyle. 最大い